Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. Bu kanalda yer alan yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. 22 Temmuz 2024 günlerden Pazartesi. En son borsaya baktığımızda borsadan önce güzel kredi derecelendirme kuruluşundan Moody's'ten güzel iki bas puan mı diyelim ne diyelim 2 derece birden bir not artımı geldi. O yüzden borsalarda kısa orta vadede yukarı aslında olması gerekiyor ama bu önceden fiyatlanmış da tabii bilenler fiyatlanmış da olabilir tabii ki. Bugün o yüzden BIST 100 analizimize baktığımızda gel gitler bayağı fazlaydı. Şuradan açıyor bugün. Şu 11.085'in üstünde kalması BIST 100 açısından güzel ama bakın bir yukarı bir aşağı komple bir gün. Bugün çok göreceli bir gündü açıkçası. Şimdi X tüm Y bir de bizim endeksimize bakalım. Gündoğdu Borsa'yı ilk defa izleyenlere küçük sermaye şirketleri adım yerinde söyleyen, konuşan bir şirket diyorum. Bir kanal Gündoğdu Borsa. Şu en yüksek tepe çizgimizi çektiğimizde şimdi şurası 36.423. Evet, 36.376 altında kapatmış. Yani burayı kırmaya çalışıyor. Burayı zaten bir anda kırması çok çok zor. Şimdi şu bölge zaten kaç kere vurmuş? Dün de hesaplamıştık geçen gün. Burayı böyle bir anda kırması tabii ki zor ama baktığımızda bugün de sadece biraz fazla satış olmuş ama mumun boyu çok uzun değil. Yani yön yukarı gitmek istiyor. 5 günlük ortalamanın yukarısında. Burayı da ben kıracağını düşünüyorum. Artık gideceğini düşünüyorum. Ha, ne olur birkaç gün bekletebilir ama burayı da kırdıktan sonra yan kağıtlara güzel hareket gelecek diye düşünüyorum. İnşallah gelir. Şu sol taraftaki hareketi de yukarılara beklediğimi zaten söylemiştim. Şimdi Instagram sayfamızdan neleri duyurmuştuk? Şuradan bakarsak Instagram sayfamızda CV Enerji 1, Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2. Onu burada duyurmuştuk. Bakın. CV Enerji %708 bedelsiz, Servet Gayrimenkul'de %6.150 bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı. Servet Gayrimenkul bize uyan şirket. CV Enerji'yi zaten beğeniyorduk, onu söylemiştik zaten. İkisi de bugün tavan oldu baktığımızda. Sonraki şirket de Agrot. Agrot'a bir inceleyelim. Agrot'a da bizim de yatırımımız var Agrot'a. Harika bir şirket. Her düşüşün güzelce çıkışı da olur diye söylemiştik zaten. Onları da söylemiştik ama tahminimizden çok daha fazla düştü şirket. Çok daha bizi fazla üzdü. Ama geri dönüşü de bence hızlı olacak. Niye? Niyesini konuşacağız. Instagram'da bugün grafiğimi çalıştım. Instagram'da da paylaşacağım. Şurayı. Şu düşen trendi. Şöyle. Ama o sıra tavan değildi. %8 falandı. Hatta şuradan da resmi çekelim. Resmi saklayalım ki Instagram'da burada kayıt edelim. Şimdi Agrot'a baktığımızda Agrot'ta çok güzel hacim var. Bir, MACD yukarı, RSI, stokastik hepsi yukarı. Şimdi Agrot şu bölge toplama bölgesiydi. Şu bölgeyi de kırdığı için, hacimli de kırdığı için şu an önü açık. Bakın size bir tüyo vereyim. Şimdi borsada hem eğitim amaçlı olsun. Şimdi düşüşler burada herhangi bir destek, direnç olmadığı için hareketler buradan maalesef hızlı düştü. Beklemiyorduk tabii ki ama İşte ne zaman teknikten çıkıp da temel verilere baktığımızda yanılmaya başlıyoruz. Şirket diyoruz ki işte şunu attı, bunu attı, o kapattı, bu kapattı. Düşmemesi lazım, düşmemesi lazım diyorsun. Ama teknik analiz bakın diyorum ya %80'ini bu işin. Şu bölgeyi kırdıktan sonra benim de beklemedikten, benim bu bölgede de elimde vardı. Ve benim de beklemediğim şekilde şirket aşağı indi. Buradan ne öğrenmiş oluyoruz? İşte teknik analiz bu kadar çok fazla önemli. Bunu söylüyoruz ama işte bazı koca kafalı hainler diyor ki teknik analiz öğrenme ya git başka bir şey yap diyor. Mesela neden? Çünkü kilitlediğin zaman herhalde malları kilitlediğin zaman küçük yatırımcıya uzun süre çıkmasın diye herhalde. Tabii ki bize de bazen kilitliyorlar. Bu kadar bilgi ve tecrübeye rağmen bize de bazen kilitliyorlar ama ne zaman kilitliyorlar? İşte duygusal baktığın zaman ise teknik robot gibi olacaksın aslında. Ne kadar robot gibi olursan ben gitgide bunu öğreniyorum. Hala da öğreniyorum bu arada. Kendimi de hala da geliştiriyorum. Ne kadar robot gibi olursan o kadar kazanırsın diye düşünüyorum. Biraz duyguları kenara bırakmak lazım. Şimdi de düşen trendi kırmış. Hacimli mi kırmış? Hacimli. Buradaki yukarılarda fazla bir direnç olmadığı için
Bu şirket hızlı yukarı gitme potansiyeli diğerlerine göre var. Ama şu bölgede bakın, onu Instagram'da da yazacağım. 27 bölgesinde bakın 1, 2, 3, 4, 4 gün bu bölgede 2 tane kırmızı. Biraz daha yakın gelelim. Şurada kırmızılar var. O yüzden 20, 27 bölgesinde biraz takılıp sonrasında işte 30 bölgesini çıkar diye düşünüyorum. Düşen trend artık kırıldı. Bu trend kırılımları çok çok önemli. Yani burada hacim de arayacağız tabii. Tabii. Hacim de son birkaç gün var mı? Var. O yüzden hani çok büyük oranda şirket buradan artık yukarı gidecektir. Onu da söylüyorduk zaten de keşke tabii ki şuralardan ben ne bileyim belki şuralarda stop olabilirdik. Buralardan gene alabilirdik diye düşünüyorum. Şimdi Agrot'a baktığımızda böyle CV Enerji, Serdet Gayrimenkul, Kent Gıda da gidiyor. Bu arada Kent Gıda'nın da bize uyuyor. Sermaye düşük, karlılığı fena değil ve düşüş trendi de burada da Kent Gıda'da da burada sonlanmış. Ve bugün şak diye de tavan oldu. Bu şirketin bana da sormuşlardı kaç tane VIP üyem de bu arada sormuştu. Şirketi yani bu tarz küçük sermayeli hem sermaye küçük hem de piyasada rotu çok çok az. 0,5 halka çıktı oranı var. Yani bu gittiği zaman çok fazla gidebilir. O yüzden yani böyle bir iki tane alıp elinde tutulabilir. Uzun vadede düşünülebilir. Çok fazla ortalığı yukarı doğru kırma potansiyeli bu tarz şirketlerde var. Mesela şuradan bakalım ne olmuş. Ağustos 2023'te 210 liraymış. Şimdi işte Temmuz 2024'te 1156 lira. Baya baya gitmiş zaten. 4-5 kat gitmiş. Ama tabii ki her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Tabii ki karlılık da çok önemli. Ama burada trend kırılımları çok önemli. Bakın trend burada kırılmış. Hacim var mı? Hacim son günlerde artık bugünü göstermiyor ama MACD, Stokastik, RSI hepsi yukarı gösteriyor. Sonra baktığımızda Patek. Patek benim beğendiğim şirket. Burada aralarda bir şirkete giriş yapmıştık. Orada stop olmuştuk herhalde. Ama şu an düşen trendi de Patek kırdı. Kırdıktan sonra da hareketler yukarı doğru gidecektir diye düşünüyorum. Patek biraz internetimiz yavaş. Şimdi Patek burada düşen trend şuradan kırılıyor ve şu bir önceki tepenin de üstünde kapanış yaptığı için hareketler yukarı gidecektir. Patek'te artık düşe kalka gider ama bir anda böyle tavan tavan gitmeyebilir. Şimdi Tarkim'i söylemiştik. Tarkim'i şu bölgelerden söylemiştik. Buralar deyip bilanço iyi geldi. Bilanço iyi geldi zaten tavan oldu zaten. Şuralar artık alınır demiştik. Sonra 4-5 gün düştü. Bize belki kızanlar olmuştur. Sonrasında ne olur? Bakın 3 gündür, son 3 gündür çok güzel Tarkim'de yukarı doğru hareketler başlamış. Yükseliş trendine artık girdi. Korkacak bir şey yok. Yani yükseliş trendi çok çok önemli. Trend varsa para var. Buralar dip demiştik. Sonra yukarı kırdı. Yani söylediğimiz hisseler bazen gitmeyebiliyor. Biz de çok üzülüyoruz ama biraz beklediğimiz zaman da sonrasında da gidiyor. Şimdi haftalık yükselme potansiyeli söylemiştik. Bir, Çin beton. Çin beton da bugün çok iyi gitti. Bakın düşüş trendi, yükseliş trendi başlamış. Bir, bugün %7,5-8'e gitti sabah ilk 5 dakikada. Sonra biraz satış yedi ama sorun yok. Yükseliş trendinde artık. Bu şirket hızlıca şu bölgelere 4000-4500 bölgelerine gidebilir. Yani bir ayda %100 bu bölgeden yapabilir. Ben size söyleyeyim. Zaten geçmişte de bizi takip edenler biliyor. Bu arada kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Çünkü izleyenlerin %30-35'i abone değilmiş. O izleyenlerim lütfen siz de abone olursanız çok çok sevinirim. Şimdi Çin betonu da demiştik zaten. Buralar çok büyük oranda dediğimiz zaman tuttu. Yalnız çok büyük oranda dediğim bir şirket tutmadı. Ama ben bunu tabii ki haftalık söyledim. Berkosan Yalıtım. Artık dedim ki dünkü videomda, haftalık potansiyel videomda bakın dedim ki artık bu şirket buralardan gitmeli diye düşünüyorum demiştim. Şu bölgede şimdi şurayı baz alırsak düşen trend olarak düşen trendi şuradan bakalım trendin içine giriyor. Böyle kırmış gibi yapıyor. Ona yanmış gibi yapıyor. İçine giriyor. Burada bir yani tuzak gibi bir durum var. Ben kıracağını düşünüyordum. Çünkü verileri şirketin gerçekten iyi. Ama burada sanırsam çok bir acım yok. Yani bu şirket yani bu hafta içinde gene ben yukarı bekliyorum. Gene oyun olduğunu düşünüyorum. Ama keşke gitse tabii ki söylediğimiz her ise keşke gitse. Şirketin yalnız dediğim gibi büyüme hızı çok güzel. Bize komple uyan bir şirket bugün böyle yaptı. Tabii ki şimdi diyoruz ki Sibank topluyor. Mesela Derim'de de aynı şeyi yaşadık. Şimdi Derim'i de göstereceğim.
Citibank yabancılar topluyor topluyor buradan kırdırırlar diyorsun. Sonra kırdırmadan şirketi bazen aşağıda çakabiliyorlar. Bakın Derim mesela, Derim'i de söylemiştim. Derim şirketi şuradan aşağı çektiğimizde trendin üstüne çıkıyor. Bir gün, iki gün, hadi üç gün desen. Cuma günü zaten satış günüydü. Bugün de saçma şekilde şirket, Derim şirketi kırmızı mum yaktı. 4 gündür satıcılı maalesef. Buradan ama ben alıcı gelme ihtimalini bekliyorum. Şöyle 5 dakikalığa bakalım. Son dakikalarda tahminim şirkete alımlar gelmeye başladı son 5 dakikalarda da. Yani bu tarz şirketin 4 gün üst üste satış yemesi de çok tuhaf. Çok ciddi Citibank yabancılar ciddi mal almıştı. Ama diyorsun ki kırılacak buradan götürecekler ama satmaya başlıyorlar hızlıca. O zaman buna yapacağım maalesef bir şey yok. Ama burada hareketlerin dönme ihtimali burada son 5 dakikalıklarda yön yukarı gibi gözüküyor. İnşallah da döner. Bizim vesilemize yatırım yapan yani orta vadede korkmasa zaten de kısa vadede şirket biraz üzebilir. Yarın da eksi yaparsa üzebilir diye düşünüyoruz. Sonra servet gayrimenkul dedik zaten. Bakın tavan keşke bugün tavan açtı alabilsek. Bugün ona da girecektik VIP grubumuzda. Bu arada VIP grubumuza katılmak istiyorsanız aylık cüzi bir ücretle bize buradan yazınız. Günlük trade'ler de yapıyoruz. Bugün de güzel bir trade yaptık. Yarın da en az 2-3 tane de trade hazırlayacağım. Bu akşam fazla çalışıp analiz çalışıp yarın 2-3 tane de sadece günlük trade çalışacağız. İnşallah onlarda da başarılı olacağız. Son zamanlarda hiç stop olmadık. Son 15 gündür iyi gidiyoruz. İnşallah yarın da stop olmayız. Bir hisse de var. Olursa artık yarını bekledik. Yarın onda stop olacağız yalnız. Olan nazarlığımız olsun. Şimdi başka bahsettiğim şirketlerden birikim varlık beni üzen, gene şaşırtan hisselerden başında bugün geliyor. Şimdi bir günlükte dedik ki günlükte buna baktığımızda RSI dipleri Instagram'da da paylaştım buradan. Instagram'da da paylaştım. Şöyle baktığımızda hatta Instagram'ı da açalım. Şuradan Instagram'dan da bizi takip ederseniz çok mutlu olurum. Sizin için de çok iyi olur. Burada da çok güzel bilgiler ve grafikler de artık paylaşıyorum. Sizler için bakın Çin betonu 3020 TL'den söylemişim. Bir. Sonra iyi takı, bantaj. Bunlar hep tutan şeyler. Lüks biraz bizi bekletiyor. Peykent biraz maalesef bekletti. İşte birikim var. Ondan bahsediyorum. Bunların çoğu ama zamanı gibi bakın Tuğ Çelik dedik. Tuğ Çelik, Maçko, Ostim söylediğim yerlerden hepsi yukarıda. Tuğ Çelik özellikle bugün güzel hareket yaptı. Şimdi burada birikim varlıkta RSI dipleri sürekli burada göstermiştik. Dipler yukarı gittiğinde teknik olarak artık hisse de yukarı gitmeye hazırlanıyordur. Bu %90 oranında böyle oluyor. Ama bugün işte biri satıyor. Bugün bir aracı kurum herhalde ciddi sattı. Aldığı için yabancılar güzel güzel alıyor. Sonra bir satmaya başlayınca da yüklü satıyorlar. O da herhalde etkiledi. İnşallah yarın hareketler yukarı döner. Bu günlük bir olay diye düşünüyorum. Yani şirket bayağı İyi karlılığı falan son durumları şirketin iyi. Sonra ne demiştik? CVK Maden bize uyan şirket haftalık potansiyel bir şirket. CVK Maden de bugün güzel açtı. %3-4 herhalde gitti. Sonrasına bakamadım. O da güzel gitti. Ne dedik? Birikim varlık, servet gayrimenkul, CVK Maden, ATTP dedik. ATTP'nin de gitme ihtimali baya baya fazla ama bugün eksi yazdı. Berko Sanyalı'dım dedik. Evet CVK Maden yukarıdan açmış. Gene yukarıki bölgede. Sonra Banvit demiştik. Banvit bugün güzel açtı. Sonrasında aşağı şirketi biraz çarptılar. Son durumuna bakamadım ama Banvit gerçekten evet bugün biraz satış yemiş. Satış yemiş maalesef. İyi yukarı gidecek diye düşündük. Satış yemiş. Biraz kısa vade düşünenler için biraz belki üzülebilir. Banvit'te İkili tepe gibi bir formasyon şu an olma ihtimali çok çok az da olsa var. Yani buradan biraz satış yeme ihtimali bugünün satışıyla olabilir. Ama uzun vade Vahmit kazandıracaktır. Zaten eskilerde söylemiştim. Yani çok diplerde söylediğimi herkes biliyor. Hele şu bölgelerde söylemiştim arkadaşlara 100 TL'lerden çok gidecek demiştim. Sonra 100'lerden aldılar arkadaşlar. 90'lara falan düştü. Bana da söylenmeye başlamışlardı. Şimdi şirket 343 lira. İşte orta vade düşünmenin kazanımları. Tabii ki bu arada bilanço da iyi geldi. Onun da önemi çok çok fazla. Sonra
Baktığımızda hangi şirketleri söyleyebiliriz? Adelkalem de bu hafta olabilir diye düşünüyorum. Adelkalem de bu hafta yükselme potansiyeli var bana sorarsanız. Bugün gene güzel açmış, kapatmış. 20 günlüğün üstünde. Bize uyan şirket %1000 de bedelsizi var. İki tane şirket söylemişti bir tane izleyicim. Hocam sen söylediğin zaman aldım yüzde işte 30-40 zararım var. Bir destek olur musun? Hisseyi paylaşır mısın diye. Onlara da destek olalım. Lütfen tabii ki aldığınız zaman bir zarar kes stop noktası belirleyin. Belirlemezseniz daha da fazla hareketler inebiliyor maalesef. İşte ben yani üzülerek söylüyoruz biz iyi niyetle. Gündoğdu Borsa olarak iyi niyetle herkesin kazanmasını istiyoruz ama son 3 aydır 2 aydır zaten herkesin ciddi anlamda herkesin canını sıkıyorlar. Canını sıktılar, üzdüler. Ben de ciddi zararda bekliyorum. Çoğu hisse de ciddi zarardayım. Bir kısım parayla trade'ler yapıyorum. Şimdi Opicien yükseliş trendine girmiş diyebilir miyiz? Girdi girecek diyebiliriz ama bu bölgeyi bence kırar. Burada ikili dip yapmış. Bence kırar. Opicien iyi bir şirket. Burada ikili dip yapmış şu bölgede. 37'ler. Bu bölgeyi kırar. Bence orta vadede yukarılarda 60-70'e doğru hatta tarihi zirvesine doğru gider diye düşünüyorum. Şirket iyi. Bir sıkıntısı yok. Gıda şirketi zaten. Burayı da ne olur şimdi kırmazsa birkaç gün aşağıdan döner. Gene kırabilir diye düşünüyorum. Opicien'de son durum o şekilde. Sonra ne demişti? Ekos demişti galiba. Ekos Teknoloji. Teknoloji de bize uyuyor ama işte dediğim gibi yani 3 ay önce falan aldıysan 2-3 ay önce falan aldıysanız yani zararda bekleme ihtimaliniz çok fazla. Çünkü çoğu şirket zaten hala herkesin zarara geçmiş değil. Bakın birkaç gündür hareketler fena değil. Tamam kabulüz. Ama zararlar toparlanmış ve geçmiş değil. Çünkü hareketler yavaş yavaş. Bakın Agrot dedik. Agrotamilit'in zararı vardı. İşte zararlar artık yavaş yavaş erimeye başladı. Bir anda olacak bir şey değil. Ekos Teknoloji de bu arada güzel. Şöyle baktığınızda bu arada evet. Düşen trendi kırmış güzel haber. Bunun üstünde işte devam ediyor. Bu da güzel haber. Yukarılara ne olur sallana sallana yine çıkacaktır diye düşünüyorum. Ekos Teknoloji iyi şirket, vizyonlu şirket. Burayı düşeni kırmış. Önemli olan o. Buradan yavaş yavaş düşe kalka düşe kalka yukarılara doğru gidecektir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Çoğu şirkette düşen trend kırılımları var. Artık diplerde dönüş sinyalleri var. Bu nasıl diyeyim? Bir şekilde yukarı dönecektir. Yok işte Moody's not arttı da bilmem ne oldu. Sonuç olarak bir şekilde yukarı dönecektir. Tarih tekerrürden ibaret. Düşüyor çıkıyor, düşüyor çıkıyor. Şimdi düşüp diplerden yön bulma dönemindeyiz. Buralar aslında alım dönemi. Artık borsaya önem verme dönemi. Artık borsadan para kazanma dönemi. Buralardan alacaksın. Artık yavaş yavaş paranı kazanacaksın. Veya bir ay önce, 2 ay önce de alınabilirdi. Yani bu aylar alım ve yukarı gitme ayları. Şimdi Tuğ Çelik bize uyan harika şirket. Dediğim gibi beğendiğim herkes zaten biliyor. İşte düşen trend burada kırıldı. Bunu paylaşmıştık zaten şu bölgede kırıldığını. Artık yukarı gitmeliydi. Ne oldu? Baya baya ama saçma şekilde bıktırdılar, bezdirdiler insanları. Bugün ne yaptı? Bir hareketle işte %6-7 neyse yaptı. Yarın da hareketler 20 günün üstünde. Yani düşe kalka yukarı doğru gidebilecek şirket. Yani çok daha yukarılar şirket. Buralardaki hareketleri gene Tuğ Çelik yapabilir. Bakın şuradaki hareketleri yukarı doğru bence yapacaktır. Yani orta vade tutan kısa vadede artık yani yukarı gözüküyor şirket. Bu arada bizle beraber alsat yapmak istiyorsanız Telegram grubuna buradan yazınız. Günlük güzel güzel alsatlarımız yapıyoruz. Orta vade hisselerde veriyoruz. Bu arada kendinize ait 5 hissenin de analizini 5 hissenin de analizini buradan yapıyoruz. Bizzat ben yapıyorum Telegram grubuma katılanlara. Ne yapacağı, ne yani ben olsam ne yapardım diye hisselerle alakalı bilgiler veriyorum. Bunu da ekledik artık katılanlarımıza. Bu hizmeti de vereceğiz. Şimdi bakın gözüme çarpan başka bir şirket Turex. Bugün kaçırdığım şirket, biraz da üzüldüğüm şirket. Günlük trade'de bu şirketi de düşünüyorduk. Turex şirketi de söyleyeyim size. Bu şirket elimizden kaçtı. Bazen nasip olmuyor işte. Ama başka şirketten de biz paramızı kazandık. Şimdi Turex de şu bölgenin üstüne kapatmış. Bu açıdan çok iyi. Burada hareketler yukarı gitme potansiyeli çok fazla Turex'te. Çünkü
Şirketin bilançoları iyi. Senelik yıllık bazda baktığımızda büyümesi çok çok güzel. Turex 76-50'den kenara yazın. Bakarsınız lazım olur. Stop bölgesini de söyleyeyim. 67 yani 20 günlüğün altı. Veya diyelim ki şu tepe 73-19 bölgesinin altına stoplar denilebilir. Şirket bence yönü açık gözüküyor. Tamam. Bayağı gitmiş ama daha gitmeyecek demek değil gibi gözüküyor. Stop noktasını %3-5 altına koyup denenebilecek şirket. Bir sonra alım yerinde olan şirketi söyleyeyim. Bana sorarsanız Borusan Yatırım. Borusan Yatırım artık yukarı gitmek istiyor. Bakın RSI dipleri yukarı dönmüş. MACD yukarı, stokastik yukarı. Sonra düşen Borusan şuralardan da söylemiştim herhalde ama umulmadık şekilde çok fazla düştü. Şöyle aşağı çektiğimizde de Borusan düşen trende bakalım kırmış mı? Bence yarından sonra alınabilecek şirketlerin başına geliyor. Yatırım tavsiyesi olmadan iyi niyetle veriyoruz. Bakın bilgi paylaşımı yapıyorum. Şöyle yapalım. Şöyle biraz daha yapalım. Evet, düşeni kırmaya bugün çarpmış, üstünde kapatamamış mı diyelim. Kapatmış da diyebiliriz burada açıkçası. Şimdi nereye stop konup denenebilir Borusan? 434 bölgesine, 436 bölgesine stop konup, o bölgeye stop konup hareketlerin yukarı gitmesi muhtemel. Borusan'ı da son zamanlarda yabancılar araştırdım, güzel toplamış. Yarın bir de şirkette şöyle bir şey var, çok fazla düşmüş. Artık ucuz fiyatlar, bakın. Ucuzlamış PD2. Şimdi şirket şu bölgede geçen sene çok ciddi arttı. Onun mutlaka bir düzeltmesini yapıyor. Ama şimdi de burada düşen trendte kırılıyor. Bakın bayağı gittiği zaman böyle işte binlere kadar çıkan şirket 450'lere %50 aşağı düşebiliyor işte borsada böyle. Şimdi ama artık yukarı gitmenin zamanı ben geldiğini düşünüyorum. Alım yerinde de bu videomuzda da hediyemiz bu olsun. Ama dediğim gibi stop yerlerine lütfen dikkat edin. %3-5 altına stop koyun diye düşünüyorum. Bu kendi düşüncem. Herkesin iyi niyetle para kazanmasını istiyorum. Vatana millete hayrımız olsun diye de bu kanal aynı zamanda onun içinde var. Umarız faydalı oluyoruzdur. Herkese hayırlı akşamlar. Yarın görüşmek üzere.